Yaklaşık 2 yıldır akciğer kanseri ve sonrasında gelişen tıbbi durumlar nedeniyle tedavi gören 72 yaşındaki eski başbakan Mesut Yılmaz hayatını kaybetti. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Geçen yılın Ocak ayında rutin sağlık kontrollerinden geçen Mesut Yılmaz'ın akciğerinde tümöre rastlanmıştı. Bunun üzerine Yılmaz bir operasyon geçirmişti. Bu süreçten sonra Mayıs 2020'de Yılmaz'ın bu defa beyin sapında tümör saptanmıştı. Tümör nedeniyle de ameliyata alınan Yılmaz'ın o tarihten itibaren tedavisi devam ediyordu. 2 yıldır kanserle mücadele eden 72 yaşındaki Yılmaz bugün hayatını kaybetti. Mesut Yılmaz'ın eşi Berna Yılmaz konuyla ilgili olarak yaptığı ilk açıklamada henüz cenaze töreniyle ilgili bilgilerin belli olmadığını belirtti. Yılmaz durumu çocuklarına da bildirdiğini ve çocuklarının hastaneye doğru yola çıktığını aktardı. Eski ANAP Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Pehlivanoğlu konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada Türkiye çok büyük bir devlet adamını kaybetti. Ülkemizin çok sıkıntılı günlerinde sorumluluk alarak ülkeyi demokrasiden çıkarmamak için büyük bir uğraş vermiştir. Ülkemizin başı sağ olsun. Henüz detaylar açıklanmış değil. Bu ülke ve ana vatan partililer Mesut Yılmaz'ı unutmayacak dedi. Eski Başbakan Mesut Yılmaz'ın bir süredir tedavi gördüğü Florence Nightingale Hastanesi'nin başhekimi uzman doktor Şamil Gil yaptığı yazılı açıklamada hepimizin bildiği gibi Türkiye Cumhuriyeti eski başbakanlarından Sayın Ahmet Mesut Yılmaz yaklaşık 2 yıldır akciğer kanseri ve sonrasında gelişen tıbbi durumlar nedeniyle sürdürdüğü mücadelesinde bugün itibariyle yenik düşmüş ve Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur. Kederli ailesine ve sevenlerine sabır dileriz. Türk milletinin başı sağ olsun ifadelerine yer verdi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş yaptığı paylaşım ile başsağlığı diledi. Yavaş, eski başbakan ve Anavatan Partisi eski genel başkanı Mesut Yılmaz'ın hayatını kaybettiğini üzüntüyle öğrendim. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyorum dedi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da Yılmaz'ın ölüm haberiyle ilgili açıklamada bulundu. İmamoğlu, vefat haberini aldığımız eski başbakanlarımızdan Mesut Yılmaz'a Allah'tan rahmet, yakınları ve sevenlerine başsağlığı dilerim ifadelerini kullandı. Ben de buradan eski başbakan Mesut Yılmaz'a Allah'tan rahmet diliyorum. Acılı ailesine de başsağlığı. Videomuzun burada sonuna geldik. Siz de videomuzu beğenip kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Şimdiden teşekkürler.